Herkese merhaba, ben Gökhan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de her zaman söylediğim gibi aslında teknoloji kanalı olmamama rağmen teknoloji ile alakalı bir video yapmaya karar verdim. Aslında daha doğrusu deneyim videosu. Daha önceden aslında çekecektim. Tablet almıştım. Tablet açılımı, kutu açılımını çekmiştim. Tabletime de kılıf almıştım. Hatta saat videosu da yapmayı planlıyordum. Deneyimlerimi anlatacaktım. İşte kordonlarla alakalı bir video hazırlayacaktım. Bayağı bir şey oldu. Araya başka işler gitti falan. Neyse. Şimdi bu iPad 11 inç Pro. Bunu alırken bir de kılıf aldım ama çok da böyle pahalı bir şey almak istememiştim. Ucuz bir şey aldım. Tabii ki ucuz etin yanısı olmaz. Aldıktan 3 gün sonra şurası açıldı. Ben de böyle çift katlı bantla yapıştırdım. Bayağıdır beni idare ediyor. Herhangi bir sorunum olmadı ama ben kalem de kullanıyorum. Kalemi de buraya koyduğunuz zaman, yani tablette çalışmadığınız sürece kalemin şarjı bitiyor ve çizim yapmak istediğinizde kalemi aldığınızda şarjı bitiyor. O yüzden paraya kıyayım, güzel bir kılıf alayım dedim ve bu kılıfı da hem deneyimlerimi sizinle paylaşayım hem de nasıl acaba gerçekten beklentimi karşılayacak mı, karşılamayacak mı? Böyle bir deneyim videosu olsun istedim. Kılıfı da Troy'dan aldım. Bu şey Logitech bir kılıf. İnternette 2300-2400 lira falan civarındaydı. Troy'da indirimi takip ediyordum. 899 lirayken alamamıştım. Stokları bitmişti. Sonra tekrar stoğa geldi. 999 liraya aldım. Şimdi beraber bir açalım bakalım nasılmış. Uzun zamandır takip ettiğim bir ürün. Umarım tabletime de uyar. iPad Pro 11 inç Slim Folio Pro Türkçe klavye. Şuradan bir açalım. Bunu seçmemin sebebi dediğim gibi hem klavye olarak kullanacağım hem de kalemi. Vay, gerçekten havalı. İnşallah bir problem olmaz ya. Burası plastikmiş. Neyse, burada bir sorun olmaz ya. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten kamera tamam. Biraz ağırlaştı ama işin en önemli tarafı da bence benim için şu. Artık devamlı şarjda olan bir tablet kılıfım var. Şimdi tabi burada önemli olan düğmelerin çalışıp çalışmadığı. Biraz sert basınca çalışıyor ve şeyde yok. Hissiyatı da güzel. Klavyesi ışıklı. Vallahi şu anda 10 numara bir klavye gibi gözüküyor. Tabi bunun şarjı ne kadar sürecek? Ne kadar bununla ilgili de biraz kullanıp onu da videonun sonuna eklerim ama genel olarak baktığınızda gerçekten verdiğim fiyatın karşılığını veriyor. Tek şeymiş. Belki bir tık daha şey olabilirdi yani. Şurada da bir tane şöyle olabilirdi.
Şöyle de olabilirdi belki ama neyse bu da iyi ya. Açısı da güzel. Şimdi hemen. Klavyeyle eşleştirmem gerekecek. Açıyorsunuz. Ondan sonra Bluetooth'tan arayıp hemen eşleştiriyorsunuz. Hemen girelim. Evet, kodu girdikten sonra da Slim Folio Pro klavye tablete bağlanmış durumda. Bu ekranımın bu kadar pürüzlü olmasının sebebi çizim yaptığım için çizim hissiyatı verebilecek bir ekran koruyucusu kullandım. O yüzden böyle biraz görüntü kalitesi bozuk gibi gösteriyor. Şimdi yazı yazarken de şuradaki i'ler falan çıkmıyor olabilir. Çünkü burada İngilizce klavye gözüküyor. Şurada. Hemen buna tıklayıp bunu Türkçe yapalım. Ve evet. Türkçe klavye kullanımı hazır. Evet. Ben biraz çalışayım. Ona göre bakalım ne kadar memnun kalacağım. Videonun sonuna da bu memnuniyetimi eklerim. Siz de belki benim videomdan esinlenerek ihtiyacınız olabilecek bir kılıf arıyorsanız bu videodan sonra karar verebilirsiniz. Gece karanlıkta ışıklandırması gayet makul ve yeterli. Klavyeyi görmenizi sağlıyor. Çok rahatlıkla yazı yazmak istediğinizde rahat bir şekilde yazı yazabiliyorsunuz. Ben genelde yatmadan önce muhakkak YouTube'dan bir şeyler izlerim ve daha önceki kılıfımla çok konforluydu. Altından kıvırıp hemen tabletimi rahat bir şekilde kucağımda tutabiliyordum. Bu klavye kılıf olduğu için bu konuda diğer kılıfıma göre daha az konforlu ama kenarından tutarak da işini görüyor. Klavyenin şarj ömrü 3 ay kadar ve kenarda görüldüğü gibi Type-C girişinden şarjını yapıyorsunuz ve bu da bize devamlı klavyeyi şarj etme ihtiyacımızdan kurtarıyor. Özellikle seyahat edenler ve bir yerlere gidenler için gerçekten çok iyi 3 aylık bir şarj ömrünün olması. Bu da benim için en önemli özelliklerden bir tanesi aslında. Devamlı şarj etme ile uğraşmak istemediğim için tercih etme sebeplerimden bir tanesi oldu. Tablet ile klavyenin birleşmesini ve tabletin dik durmasını sağlayan manyetik alanı gerçekten çok sağlam yapmışlar. Zaten oturttuğunuzda tık diye sesini duyuyorsunuz. Ve tabletin üstünden de tutsanız klavyeniz düşmüyor. Bu da gerçekten güzel yapılmış bir özellik. Elinize tuttuğunuzda çok sağlam olduğunu hissediyorsunuz ve size sağlamlık hissiyatını veriyor. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi ve yorum olarak merak ettiklerinizi yazmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Abone olursanız da gerçekten çok sevinirim. Hoşça kalın.